Evet, kapat kızım. Eğer fabrika idareciliği temel fonksiyonları arasında zikrettiğimiz planlama faaliyeti neticesi elimizde bir plan varsa, yaptığımız işlerin plana uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek mümkün olur. Demek ki plan aynı zamanda mükemmel bir kontrol aracıdır. Nitekim bunun çok açık başka örneklerini şurada görüyoruz. Adına PERT denilen büyük P, büyük E, büyük R, büyük T. Project Evolution Revision Teknik kelimelerinin Türkçe'ye biraz eksik, biraz fazla, biraz yanlış, biraz doğru, biraz tam Türkçeleşmemiş bile kabul edebilirsiniz ama yine de güzel proje eleştirme revizyon teknikleri. Zaten buradaki kelimelerin üçü Türkçe'ye yabancı dildeki asliyetine yakın bir şekilde girmişler. Proje proje olarak girmiş, efendim evolution yerine yanlış olarak eleştirme diyoruz. Aslında tekamül ettirmek manasına gelir ve revizyon yerine gözden geçirme demek gerekir. Ama revizyon diyoruz, teknik zaten siz teknik eğitim yapıyorsunuz, o kadar yıllardan beri bu kelimeyi tanıyorsunuz ki teknikte girmiş. Demek ki PERT kelimesi proje eleştirme revizyon teknikleri adıyla efendim Türkçe'ye girmiş bir tek parça, büyük bir tek projenin efendim gerçekleştirilmesi sırasında uygulanan bir planlama tekniğidir. Öyle bir planlama tekniğidir ki büyük bir barajın, büyük bir atom denizaltısının mesela o zaman bulunmuştur bu. Efendim inşaında, yapılışında kullanılan bir tekniktir. Büyük bir kooperatif inşaatının. O zaman arkadaşlar faaliyetlerin ve olayların, her faaliyetin ve her olayın biri birine nasıl bir ardışıklık, yani zincirleme olarak nasıl bir silsile, bir sıra, birbirine göre öncelik ve sonralık takip edip etmediğini ve hangi olay bittikten sonra hangi faaliyetin başlayacağını biz daha planlama aşamasında bilmek istersek ve bunu büyük bir kağıtta, kağıt düzlemine dökersek buna PERT diyoruz. Ve oklardan ve faaliyetlerden, yuvarlaklardan meydana gelmiştir. Şöyledir arkadaşlar. Şöyle olaylar. Bu şekilde oklar faaliyetleri gösterir, yuvarlaklar olayları gösterir. Mesela şu bir bina inşaatında, çok büyük bir binanın inşaatında hafriyat diyebiliriz bunu. Kazılma, kazı işlemi. Ama ondan sonra kumun getirilmesi, tuğlanın getirilmesi, çerçevenin, kapının getirilmesi vesaire, inşaat öyle yürür ki siz şu bitiş işleminde her şeyin teslim edileceği müddet içindeki şu büyük T kritik zamanını planladığınız şekilde tutmak istersiniz. Hele hele planlandığı zamandan daha önce bitirirseniz, mesela bir barajın böyle erken bitirildiğini düşünün, o size elektrik enerjisi üretmeye başlarsa eğer kâra bile geçersiniz. Ekstra beklemediğiniz bir kâra bile geçersiniz. İşte bu bir
Buna benzeyen bir de CPM diye CPM adıyla CPM adıyla A şebeke analizi ve PERT gibi teknikler var. Daha düz çizgilerle hazırlanan Gantt şemaları var. Gantt şemaları da her olayın mesela birinci aydan üçüncü aya kadar süren bir iş var. Başı sonu belli çizgilerle böyle gösteriyorsunuz ama ikinci ayın ortasında başlayan ve dördüncü ayda biten bir iş var. Bir başka iş var yine ikinci ayın sonunda başlayan ama sekizinci ayda biten bir iş var. Belirtmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle işler ve şöyle işler belli başı sonu sınırları belli olan çizgilerle ifade edilir ve basit bir şemadır. Buna da Gantt şeması diyoruz. Bütün bu şemalar arkadaşlar bize planlamada ve kontrolde hizmet ederler. Tek ölçekli projelerde veya diğer projelerde. Mesela şu Gantt şeması hemen hemen her yatırım projesinin sonuna konur. Bir başa baş analizi bu derste gösterdim size kârı geçiş noktası ki bir ekonomiklik analizidir. Fizibilite etüdü şemasının nasıl hazırlandığını ve fizibilite etüdü raporunun nasıl hazırlandığını 37, 38, 39. sayfalarda bu üretim çevriminden önce, fabrika kuruluşundan önce ve rantabilite konusundan, DuPont şemasından hemen sonra işlemiştik. Orada gördüğünüz çalışmalarda neydi yaptığımız işlerden birisi de ekonomik analizlerdi. Ekonomik analizlerin sonucu olarak ister bir fizibilite etüdünde, ister bir yatırım projesinde muhakkak ne vardır? Bir kâra geçiş noktası diyagramı, bir Gantt şeması vardır. Yani siz o fabrikanın ne kadar zamanda bitirileceğine dair de sizin bir fikriniz olmalı, onu planlamış olmalısınız. Düz çizgilerle. Şu zaman bitecek ama o bitmeden önce filan işin başlaması gerekiyor. Filan gibi işlerinizi planlamalısınız. Sonra CPM dediğimiz şebeke ağ analizi, sonra PERT. Bütün bunlar arkadaşlar bize işlerin planlandığı gibi yapılmasını sağlayan araçlardır. Yani hem plandır hem de mükemmel bir kontrol aracıdır. Kontrol dediğimiz zaman iki türlü kontrol anlıyoruz. Uzun vadeli, uzak vadeleri, uzun zamanları, önümüzdeki uzun büyük zaman dilimlerini, kapıyı da kapatabilirim, zaman dilimlerini kapsayacak şekilde stratejik kontrol. Ve taktik kontrol. Fonksiyonel, işlevsel, hemen mevcut halihazırda yapmakta olduğumuz bir görev içindeki yapılan kontrol. Bir stratejiyi kontrol etmek, stratejinin bütünlüğünü, gerçekleşme şansını kaybetmeyişini vesairini kontrol altında tutmak değil, yapmakta olduğumuz bir işin, bir görevin içinde gereken kontroller. Genel strateji kontrolü yine bir kalem alalım. Fabrikanın tamamını ilgilendirir diyoruz. Bakınız. Sadece üretim çevrimin şemasındaki bir tek bölümde, bir tek departmanda o iş yapılan işle ilgili, görevle ilgili bir kontrol değil. Fabrikanın tamamını ilgilendirir diyoruz. Ben de aynı şeyi söyledim biraz önce. İşletme iyi çalışıyor mu? Kaynaklar iyi kullanılıyor mu? Araştırma ve geliştirme bakımından rekabete, çevremize ayak uydurabiliyor muyuz? Genel olarak ürünümüzün kalitesi nasıl ve nereye gidiyor? Taktik kontrol için satmak istediğimiz malları satabiliyor muyuz? Müşteri kaybı var mı? Pazar alanımız genişliyor mu? Gibi tek tek işlevleri bunu mesela pazarlamayla ilgili yine bir taktik kontroldür. Peki nasıl yapılır, nasıl yürütülür? Biraz önce söyledim ki, söylediğimiz gibi
elimizdeki planları araç olarak kullanarak. Bir kere bir kontrol teşkilatı kurulacak. Görevler, sorumluluklar belirlenecek, yetkiler dağıtılacak kişilere, gerekli ilişkiler belirlenecek, bir kontrol sistemi kurulacak, bütün kontrol örgütünün uyacağı ve buna göre hareket edeceği bir sistem kurulacak, kontrol standartları tesis edilecek. Tıpkı kalite standartlarını kurduğumuz gibi, tesis ettiğimiz gibi. Yani ne demektir arkadaşlar? Ceberut, zorba, efendim insanlara göz açtırmayan kontrol de kontroldür. Delikanlılık çağında çocuğu yetişmek üzereyken buluğ çağında efendim delikanlılık yaşlarında annesinin babasını şöyle uzaktan oğlum nerelerde dolaşıyor deyip arkadan ona hissettirmeden yaptığı kontrol de kontrol. Bunların hepsi kontrol. Efendim fevkalade hassas kalite kontrolü, fevkalade efendim realist kalite standardı tesis ederek mükemmel bir ham maddeden mükemmel bir işlemle, bir talaş kaldırmayla bir taç somunun üretilip bir ütüye konması ve ütünün içinde ateş gibi, cehennem gibi bir yere konmasını ne kadar yanlış bir şey olduğunu birkaç defa söyledim. Gelecek sene bu saatlerde, bu günlerde bizim istatistik dersimiz var 6. sömestrede. Orada o arkadaşlarınıza, sizden bir önceki kişilere, abilerimize, ablalarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, makine mühendisi kalitesine güvenilen mamulleri üretir. Ne demek bu? Bakın hocam, dediniz ki kalitesine güvenilen mamullere, burada biraz karanlık bıraktığınız bir şeyler var diyebilirsiniz bana pekala. Bakın ben cümlemi devam ettireyim. Kalitesine güvenilen mamulleri en kısa sürede ve düşük maliyetle ve ucuz fiyatla daima üretip satmaktır. Bu sınav istatistik ve kalite kontrolü dersinde ayrıca öğrencilerimize söylenmesi gereken bir şey. Çünkü biz makine mühendislerinin yaptığı bir eseri, bir makineyi ustalar da yapar. Ama senin bir günde yaptığını, bir yılda yaptığını o 10 senede yapar. Demek ki süresinde yapamaz. Senin kalite standartlarını seçişindeki realist bir kalite standardı mı seçiyorsun? Söylemek caiz değil ama romantik bir kalite standardı mı seçiyorsun? Yani ayakları yerden kesik havada uçan ve 3 senelik saç paslanması garantisi bütün otomobil fabrikaları verirken sen diyorsun ki benim otomobilin saçı 13 sene paslanmaz. Buna lüzum yok. Bu masraf demek, bu maliyet demek. Onun için biz kalitesine güvenilen mamuller diyoruz. Bunu iyice düşünmek gerekir ve bunun standardını iyice koymak gerekir. Onun için sınav istatistik ve kalite kontrolü dersine girerken daha sömestrin başında o sizden önceki sınıftaki büyüklerinize diyorum ki ben, kalite kontrol fonksiyonunun vazifesi kalite kontrol standartlarını tesis etmektir. Siz ne yapıyorsunuz? Bilgisayarda install diyorsun değil mi? Kurmak, tesis etmek. Onun dışına çıkılırsa çareler aramak ve o standartları geliştirmek vesaire şeklinde. Yoksa yapılan şeyleri ben kontrol eden bir yer varmış. İşte orası da kalite kontrol. Hayır, o değil. Neye göre kontrol edeceğini iyice düşünüp taşınan, kolay işlenen ham maddeyi seçen, otomat çeliği diye bir çelik var. Kim duydu bunun ismini, otomat çeliği sözünü duyan var mı? Peki nasıl özellikle bir çelik duydun mu? Kolay işlenip kolay işlenmediğini duydun mu oğlum? Efendim? Kolay işlenmiyor olur mu? Kolay işlenmiyor. Otomatik tezgahlarda, prodüksiyon hızı yüksek tezgahlarda kolay işlenmesi özelliğini de içinde barındıran bir çeliği. Piyasa ağzı otomat çeliği diyor. Bunu mu seçeceksin? Bir transmisyon çeliği dediğimiz, hiç bazı yerlerde çeliğin kalitesi fevkalade değişkendir. Böyle
sertlikler mevzu bahistir. Bunu mu seçeceksin? Bunları iyice belirlemek. Demek ki ham maddeyi daha belirlerken kalite kontrol veya üretimdekiler bu standartlara göre hareket ederler. Biz de diyoruz ki kontrol sisteminde de kontrol standartları var. Tıpkı zaman standartları gibi, tıpkı maliyet standartları gibi, tıpkı kalite standartları gibi. Bu standartları koyarsınız. Şu ölçüde kontrol edilecek. Şuralarına bakılacaktır. Şu seviyede bir aletle bakılacaktır gibi. Ama biz burada idareciliği, fabrika idareciliği temel fonksiyonlarını konuşuyorsak, genel olarak yapılan işlerin, faaliyetlerin kontrolünü konuşuyoruz. Yoksa bir cihazla, bir efendim stetoskopla, doktorun kulaklığıyla bir vücudu dinlemesi gibi bizim de komparatörlerimiz, ürünleri ölçen, binde bir milimetre hassasiyetle, bir mikron hassasiyetle ölçen cihazlarımız var, ölçü aletlerimiz var. Biz onlarla yapılan kontrolü anlamıyoruz. O çok spesifik, o çok özel, tek tek bir kontrol. O amenna, onu zaten yapacaksınız. Biz genel olarak işleri konuşuyoruz. Peki kontrol teşkilatı kurulacak dedik, yetkileri dağıttık, gerekli ilişkileri belirledik, sistemi kurduk, standartları tesis ettik ve iki çeşit standart var dedik bu standartları tesis ederken. Kalitatif standartlar, bakın bu söz sizin için yeni bir kelime.